Doğrusal dönüşümler örnek soru 2. Bu videomuzda doğrusal dönüşümler konusuna bir örnek sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Bu soru Koç Üniversitesi'nin bir final sınavında sorulmuş sorudur. A şıkkıyla başlayalım. U ve V birer vektör uzayı olsun. T, U'dan V'ye doğrusal dönüşümün tanımını veriniz. Şimdi U ve V birer vektör uzayı olsun derken yani burada şunları düşünebiliriz. Bu r kare olabilir, bu r küp olabilir. Buradaki doğrusal dönüşüm de r kareden r küpe gidiyor olabilir. Veya r üzeri 4 r küp olabilir. Dördüncü boyuttan üçüncü boyuta götüren bir doğrusal dönüşüm olabilir. Veya ikinci derece polinomlardan ikinci derece polinomları olabilir. U ve V birer vektör uzayı olsun derken her şey açık bir biçimde bırakılmış. Sadece tanım vermemiz isteniyor bizden. Bu şekilde bir fonksiyonun doğrusal dönüşüm olabilmesi için iki temel şartı sağlaması gerekir. Bu ilk girdi kümesinden seçtiğimiz iki eleman U1 eleman U diyelim. U2 eleman yine U. Bu U1 ile U2'nin toplamını götürüp doğrusal dönüşümde koyduğumuzda bu ikisinin ayrı ayrı toplamlarına eşit olmalıdır. Artı TU2. Bu sağlanması gereken birinci şarttır. Bu birinci şart. Gelelim ikinci şarta. İkinci şartta bir C eleman R. C bir sabit sayı, reel sayı. Ve bu U'nun içinden bir eleman seçiyoruz. U eleman U olsun. Bu C ile U'nun çarpımını götürüp doğrusal dönüşüme koyduğumuzda, yani buradaki fonksiyona koyduğumuzda doğrusal dönüşüm olabilmesi için C çarpı U'nun konulmasının sonucu C çarpı T U'ya eşit olması gerekir. Bu birinci ve ikinci şartı. Buradaki tanımını verinir demişti. Birinci ve ikinci şartı sağlayan doğrusal dönüşüm olacak dönüşümler yani fonksiyonlar sağlayan dönüşümler buradaki dönüşüm lineer cebirde fonksiyon kavramı yerine dönüşüm kullanırız. Birinci ve ikinci şartı sağlayan dönüşümler, yani bizim boyut değişimine neden olan dönüşüm fonksiyonlarımız vardır. Bunların her biri doğrusal dönüşüm olmak zorunda değildir. Bu iki şartı sağlayanları doğrusal dönüşüm oluyor. Birinci ve ikinci şartı sağlayan dönüşümler doğrusal dönüşümdür. Dönüşüm olur. Buradaki A şıkkında verilmesi gereken cevap budur. Doğrusal dönüşümün tanımını veriniz. Yani doğrusal dönüşümün tanımı nedir? Bu ilk kümeden aldığımız iki elemanın toplamını buna koyduğumuzda, ayrı ayrı koyduğumuzda çıkanların toplamına eşit çıkmalıdır. Bir C sabit sayısı ile bu U'dan aldığımız bir elemanı çarpıp koyduğumuzda bunun sonucu o elemanı ayrı koyup C ile çarptığımızdakine eşit çıkmalıdır. Bu iki şartı sağlayan dönüşümler doğrusal dönüşüm olarak adlandırılır. Şimdi B şıkkına geçiyoruz. B şıkkı işin içine daha ilginç şeyler katmış. U ve W birer vektör uzayı olsun. Yani ne oldukları bizi ilgilendirmiyor. Bunlar r kare, r küp, r üzeri 4 olabilir veya polinom uzayları olabilir. Çok önemli değil. T, U'dan V'ye ve S, V'den W'ye birer doğrusal dönüşüm iseler. İşte bu noktada duralım. Tartışmıyor. Bunlar doğrusal dönüşüm diyor. T, U'dan V'ye doğrusal dönüşüm. Şunun doğrusal dönüşüm olduğunu bize söylemesi. Şu doğrusal dönüşüm ise T, U'dan
V'ye doğrusal dönüşüm ise biz şu an şu bilgileri biliyoruz. T, şunun içinden seçilen iki eleman. U1 artı U2 eşittir. TU1 artı TU2 ve TC çarpı U eşittir. C çarpı TU olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde S, V'den W'ye birer doğrusal dönüşüm. Bu da bir doğrusal dönüşüm. Bunun da doğrusal dönüşüm olduğunu biliyoruz. Onu da alalım hemen buraya. V'den W'ye. O zaman biz de buna gidip S'e bunun içinden seçtiğimiz iki tanesini koyduğumuzda V1 artı V2'yi koyduğumuzda S V1 artı S V2'dir. Aynı şekilde bir sabit sayıyla çarpıp bunun bir elemanını koyduğumuzda da ayrılabilmektedir. S C çarpı V eşittir C çarpı S V'dir. Bu bilgiler doğrusal dönüşüm olduğu verilmişti. Bizden S bileşke T'nin U'dan W'ye bir doğrusal dönüşüm olduğunu ispatlamamız isteniyor. İstenen şey bu. Şimdi onu da şöyle alalım. Biz neyi ispatlamaya çalışacağız? S bileşke T'nin U'dan W'ye doğrusal dönüşüm olduğunu ispatlayacağız. Bu iki şartı sağladığını göstermemiz gerekiyor. Doğrusal dönüşüm olduğu ispatlanacak. Olduğunu ispatlayacağız. Soruyu göremeyeceğimiz için şuraya bir yazıyorum. Aşağıya işlemlerine başlayalım şimdi. Şunu şöylece alalım. Şimdi biz bunun doğrusal dönüşüm olduğunu ispatlayacak isek şunun içinden iki tane eleman seçeceğiz. U1 eleman U, U2 eleman U. Bu ikisinin toplamını götürüp buna koyduğumuzda S bileşke T'ye götürüp bu ikisinin toplamını koyduğumuzda U1 artı U2 bu bizi ayrı ayrı bunları götürüp buna koyduğumuzda eşit çıkıyor mu onu göstermeliyiz. S bileşke T'ye U1'i ve U2'yi ayrı ayrı koyduğumuzda eşit çıkıyor mu? Şimdi bunu götürüp bunun içine koymak bileşkenin anlamı nedir? İki taraftan hareket edelim. Şu dursun bir taraftan hareket edip diğerine gitmek daha mantıklı. S bileşke demek ikinciyi birincinin içine koy demek. T U1 artı U2. Bunu biliyoruz. Bu şekilde koyduk onu onun içine. Şunun ayrılabildiği bilgisine sahibiz. Çünkü T'nin doğrusal dönüşüm olduğunu biliyoruz. Ayıralım şuraya. Sağ tarafa dokunmuyorum. Sağ taraf aynen kalıyor. Ben karşılıklı eşit olduklarını göstermeye çalışıyorum. Şurayı ayırıyorum. T U1 artı T U2. Bu şekilde eşit olacak mı bakalım karşı taraftakine. Şu an buradan TU1 artı TU2 diye bunu ayırabildim. Onun yerine getirip bunu yazabiliyorum. Fakat buradan devam edebilir miyim bir şekilde? Burada TU1 artı TU2 bu S'nin içinde. Yani bu da şu şekilde bileşkenin özelliği gereği şöyle düşünelim. F içinde gerçi onun ona eşit olup olamayacağını göstereceğiz biz de zaten. Bu biraz uydurma olur. Şurada bir durup sakince bir düşünelim şimdi. TU1 artı TU2'miz var. Biz bunu ayırabilir miyiz? S TU1
U1 artı STU2 olduğunu gösterebilirsek, buradan buraya geçiş için bir nedene ihtiyacımız var. Karşı tarafın aynısına ulaşmış olacağız. Ama buradan bunun yazılabilirliği bir düşünmemiz lazım. Buradan bunu direkt yazabilir miyiz böyle? Bir fonksiyon var. İçinde iki tane şeyin toplamı var. Bunun ayrılabileceğinin bir garantisine ihtiyacımız var bizim. Ha, onun garantisi de şurada. Tamam. Şuradan şuraya geçmenin adımı, tabii ki fonksiyonlarda öyle bir özellik olmadığı için ben durdum da, biz S'nin de doğrusal dönüşüm olduğunu biliyoruz. S'nin içindekileri de biz iki tane şeyin ayrımı biçiminde yazabiliyoruz. Bu nedenle S'nin içindeki bu iki taneyi de şöyle ayırabiliyoruz. STU1 artı STU2. Buradan buraya geçiş bunun sayesinde oldu. Şuradaki geçiş ise şunun sayesinde oldu. Şu içeridekini ayırma şunun sayesinde. Buradan buraya geçiş ise bunun sayesinde oldu. E bu da karşıdakilerle aynı. Şunları da şey yazacak olursak, SDTU1 demektir bu. Bu da SDTU1 de U2 demektir. Ve karşılıklı olarak eşitliğe ulaştık. Birinci şart sağlandı. Birinci şart sağlandı. Şimdi ikinci şartına geçiyoruz. Oldukça güzel bir soru bu kurgusu itibariyle. İkinci şarta geldiğimizde C eleman R bir de U eleman S bileşke T'nin tanım kümesinin elemanını alacağız. U. Bu ikisinin çarpımını götürüp koyduğumuzda S bileşke T'de C çarpı U'yu koyduğumuzda bunun sonucu C çarpı S bileşke T'de U'ya eşit mi? Şimdi bunun anlamı nedir? Onun da bu karşılıklı eşit çıkacak mı ona bakıyoruz biz. Şunun anlamı S'de bu tarafa dokunmuyorum. T, C, U demektir. Bu taraf olduğu gibi duruyor. Yani ikinci fonksiyonu birincinin içinde koyduk. Bu bileşkeden kaynaklı bir şey. T bir doğrusal dönüşüm olduğu için bu neye eşitti yukarıya bir dönüp bakacak olursak. T, C, U içindeyken C çarpı T, U'ya eşitti. O yüzden bunun yerine onu yazıyorum. C çarpı T, U. Çünkü T bir doğrusal dönüşüm. S'de C çarpı T, U yazdım. Eşittir bu taraf olduğu gibi duruyor. Şimdi S'de bir doğrusal dönüşüm. İçindeki bu C çarpanını o da başa atabiliyor. Şu C'yi de dışarıya bunun sayesinde atıyorum. C çarpı S T U. Ve buradan da C çarpı şunu şunun içinde yazarsak aynı şeye ulaştığımızı açıkça görebiliriz. S bileşke T U'nun anlamı S'de T U'yu yazmak demektir. İki taraf da aynı noktaya geldi. İkinci şartında sağlandığını gördük. Ve bu şekilde S bileşke T'nin U'dan V'ye doğrusal dönüşüm olduğunu ispatlamış olduk. Birinci ve ikinci şartı kontrol ettik. En baştaki sorunun başında söylediğimiz tanım üzerine. İnanılmaz derecede kaliteli bir soruydu. Şuradaki geçişler, şu tanımlamalardan hareketler çok yani matematiksel hareket gerektiren yerlerdi. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.